Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor ve şimdi sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Denimex'ten seslenmekteyiz. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sayın Mahmut Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mahmut Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Allah iyilikler versin. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinde bizlere ayırdığınız zaman ve değerli bilgileriniz için ben şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Şimdi Denimex. Denimex kurulduğu günden bugüne her gün kaliteyi ve başarıyı artırarak bugün sektörün en iyilerinden biri. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Tabii ki burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve ürün yelpazenizden söz edeceğiz. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Mahmut Yıldırım kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Mahmut Yıldırım, 1958 doğumluyum. Aslen Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşılıyım. Bu sektöre 1991 yılında bir tesadüf sonucu başladım. Ama giderek de kapar işini ilk yaklaşık 12-13 yıl kapar yaptık. Sonra diğer ürünleri ekleyerek gittik. Firmamızın adı da zaten Denimex. İlgi ihracatımızı Danimarka'ya yaptığımız için Denmark Import Export'tan geliyor. Halen o firmayla da 26 yıldır devam ediyoruz. Şimdi direkt yurt dışı ile özellikle bağlantılı çalışıyorsunuz, evet. Ama Türkiye'de de ürünleriniz var. Belki çok az bir bölümü Türkiye'de. Çok az, %10. %10'u Türkiye ama %90'ı yurt dışında, evet. Özellikle çalışmaktasınız. Ve yurt dışı ile olan bağlantınıza baktığımızda, genel baktığımızda siz gıda maddesi veren bir işletmesiniz. Bu konuda yurt dışının da özellikle bir ürünü ithal etmeden önce hangi hassasiyetleri gösterdiği, hangi kriterleri aradığı, ne gibi değerler aradığını hepimiz biliyoruz. Evet. Doğal olarak çok zor bir işi başarıyorsunuz. Sizi can gönülden kutluyorum. Şimdi ürün yelpazesinden yine söyleyeceğiz ve ürünlerinizden bahsedeceğiz ama ben biraz konumla ilgili bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz şu an efendim? Mevcut şu anda 10.000 metre kapalı alanımız var. İşimizin gereği olarak da stoklama bizde yoğun olduğu için bu yüzden üretim 2.000 metrekare ise 8.000 metrekarede stok alanımız var. Depolama alanı var. Evet. Yani toplamda 10.000 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet vermektesiniz. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? Bizde %110 kişi arası. 110 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir de kadro ile çalışmaktasınız. Evet. Şimdi biraz evvel söyledik. Talepler doğrultusunda dünyanın birçok noktasında ürün gönderiyoruz. Zannediyorum ağırlıklı olarak Amerika ile çalışıyoruz ama bunun yanı sıra farklı ülkelere de ürün gönderiyoruz. Hangi ülkeler var ağırlıklı olarak efendim? Valla yani tek tek sayarsak mesela Costa Rica'dan tutun, Kanada, Avustralya, Amerika, Avrupa'nın hemen hemen hepsi, Orta Doğu, İsrail, bu ülkelerin hepsine biz ihracat yapıyoruz. Gaziantep'in bu köşesinden Manhattan'a mal gönderiyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Zor olan ülkelerin özellikle saydınız. Ben sizi bir kez daha kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Biraz evvel söyledik. 30'un üzerinde ürünle herhalde şu an hizmet vermektesiniz. Evet, tek ürünle ortaya çıktık, piyasaya çıktık. Ama bugün 36 ürün zannediyorum. Evet. İşletmenizin yurt dışına gönderdiği ve pazarladığı ürünler. Bu ürünler genelde nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Öncelikle Türkiye'de almayı tercih ederiz ama bulamadığımız zaman da ithal etmeyi, ithal ederken de yine hangi ülke kaliteli üretiyorsa o ülkeden tercihimizi, o ülkeden yana kullanıyoruz. Olmazsa olmazınız kalite. Evet. Hangi ürün hangi ülkede en kaliteli şekilde yetiştiriliyorsa ve hazırlanıyorsa oradan temin ediyoruz ki yurt dışına olan bağlantılarımızda biz de mahcup duruma düşmeyelim diye. Şimdi ben biraz tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Evet, biraz evvel de söyledik. Çok uzun yıllar başarılı hizmetler ve şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Özellikle değerli müşterilerinizin ısrarla sizlerle çalışma sebebi size göre nedir? Denimex niçin tercih edilir? Denimex en başta şunun için tercih edilir. Yaptığı ürünün arkasında durduğu için tercih ediliyor. En ufak bir şeyde biz ürünümüzü geri çekeriz. Arkasında da dururuz. Şimdi tabii taahhütleri yerine getirmek, zamanında yerine getirmek, verilen hizmetin ürünün arkasında durma özellikleriniz ve ürün kaliteniz sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar ama ben sizlerle birlikte olduğum dakikalar içerisinde mesela bir şeye şahit oldum. Bunu değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Ürünü bir an önce sizden çekmek isteyen bir müşteriniz sizinle bir telefon bağlantısına giriyor ve ürünü bir an evvel almak istiyor. Fakat siz ona ürünü isterse pazartesi verebileceğinizi ama bunun biraz daha gecikmesi gerektiğini anlatırken
Asla. İsterseniz hemen gönderirim ama birkaç gün sonra göndermeyi tavsiye ediyorum. Çünkü o ürünün birkaç gün sonra gönderildiğinde çok daha kaliteli olacağını ona anlatarak ikna ediyorsunuz. Evet. Bu biraz zannediyorum işini sevmekten de geçiyor. Çok iptal koşullarda başladığınız bir işe bugüne evet. geldiniz. Ben evet. sizinle yaptığım özel sohbet esnasında bir kahvenin özellikle kiralanarak başladığı tahta sandalyelerle ve çok iptal koşullarda şartlarda el elekleriyle başladığınız bir çalışmayı bugün yüzün üzerinde insanın istihdam sağladığı. Tabii ki sadece burada. Bağlantılı olduğunuz çözüm ortaklarınızın yüzlerce insanın da bu işten ekmek edildi düşünecek. Evet. Biz dünya aslında çok insana ekmek veriyoruz ama ki bunun kapari toplanıyor mesela bana kapari toplayan 5000 kişidir. Onun o bütün o 5000 kişiye bu firmanın parası gidiyor. Kesinlikle. Yaprak toplanıyor ya da en az 10.000 kişi benim için yaprak topluyor. Onun kasasına benim param gidiyor. Tabii bu ki. Kadar basit. Bununla gurur duyuyor. Taşıması diyor. Ayrı. Evet. Yani siz buna bağlantılı olarak evet. belki binlerce insanın da istihdam sağladığı bir işletmecilik yapıyorsunuz. Tekrar tekrar sizi kutlamak istiyorum. Şu an sektörün en iyilerinden birisiniz ve siz çok kısa cümlelerle özetlediğiniz özellikle tercih edilme sebepleriniz kalitededir kısaca. Ben biraz nereye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeyi bizdeler neler yapmayı planlıyorsunuz? Vallahi ben artık benden sonrakilere bırakayım. Gençlerimiz var diyorsunuz. Evet var. İnşallah biz bu cazibe merkezleriyle ilgili de bir çalışmamız var. Adıyaman Gölbaşı olmamız hasebiyle de orada da eğer cazibe merkezlerinden bize devlet bir katkı sağlarsa orada tam modern bir tesis kurmayı düşünüyoruz. Çok daha, fazla evet. insana istihdam evet. sağlayabileceğim, evet. çok daha fazla insanı dünyada çalıştırabileceğim evet. ve daha fazla insana da ürün gönderebileceğimiz bir işletme kuracağız evet. diyorsunuz. Umuyorum ve diliyorum bunu en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Bizim İnşallah. Bunu yapacağınızdan şüphemiz yok. Şimdi gelecekle ilgili özellikle siz, evet ben artık yavaş yavaş tecrübeyi bir tarafa çekerek sadece aktararak işletmecilik evet. yapmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü sizin sonranız, sizin bir oğlunuz bir de kızınız var ki yanınızda eksik olmasın. Onlar da sizlerle birlikte sizden aldıkları yılların tecrübesi, bilgisi, birikimin üzerine o genç enerjiyi de katarak çok daha iyi noktalara gelecekler diye düşünüyorum. İnşallah. Umuyorum onlar alacakları bayrağı çok daha iyi noktalara getirecekler. Şimdi biraz evvel söyledik bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özellikleri siz sadece bir bölümünü değerli izleyicimizle paylaştınız. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve halihazırda da almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Ben hem bizden ürün tüketenlere hem müşterilerimize buradan canı gönülden teşekkür ediyorum ve daha iyi olma, hep beraber olmak umuduyla diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Artık onlar sizin büyük aileniz. Umuyorum ve diliyorum onlarla çok uzun yıllar daha bir arada olursunuz. İnşallah. Efendim burada verilen hizmetin ne kalitesini ne de hizmetin nevisini bu kadar kısa zamanda değerli izleyicilerimize aktaramayız. Ama ben bu yoğunluğun içerisinde tekrar bizlere zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Gaziantep'ten ve sektörünün en iyisi. Denimex'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.